5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 228. Metnimizin ismi ünlü ressam. Metni okuyalım, anlayalım. Okuyup anladıktan sonra arkadaşlar metinle ilgili etkinlik sayfalarımıza geçelim. Hemen ben de etkinlik sayfalarıma geçiyorum. Sayfa 230'a geçelim. Birinci etkinlik. Metnin görsel ve başından hareketle metnin konusunu tahmin ederek aşağıya yazalım. Metnin görsel ve başından hareketle metnin resim sanatıyla ilgili olduğunu tahmin ediyorum. İkinci etkinlik. Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyip deftere yazınız. Tespit ettiğiniz kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştığınız sözlüğünüzde yazınız. Metinden alınan ağır kelimesi aşağıdaki sözlük anlamlarıyla okuyunuz diyor. Evet, ağır kelimesinin anlamı arkadaşlar yavaş bir biçimde 17 numara olarak işaretledik. Üçüncü etkinlik metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını belirli yerlere yazınız. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız. Hemen birlikte yazalım. Evet, başlamak kelimesinin zıt anlamısı bitirmek. Sonra kelimesinin zıttı önce, yeni, eski, son, ilk. Bunları cümle içinde kullanın. Bitirmek. Yeni aldığım kitabı bitirdim. Önce kelimesini kullanalım. Önce pazara gidelim. Eski kelimesi. Eski arabasına değiştirmiş ya da eski arabasını satmış da diyebilirsiniz. Ve son cümlem ilk. İlk hafta ödev yoktu. Bu şekilde cümlemizi oluşturduk. Sayfa 231'e geçelim. Aşağıdaki atasözlerin anlamlarıyla eşleştirelim. Sanatına hor bakan, sanatını hor gören boğazına torba takar. İşini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz, sonunda dilenci olur. Sanat, altın bilezikler. Kişinin elindeki sanat değerini hiç eksiltmeyen bir servettir. 3. Sanatı ustadan görmeyen, öğrenmeyen, öğrenemez. Kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışın, işin inceliklerini birbirlerinden öğrenirse o iş daha çabuk ve kolay yapılabilir. 5. etkinlik, ünlü ressam isimli metne iki farklı başlık koyalım. Birinci başlığım resim sanatı. Şiirde resim üzerinde durulduğu için böyle bir başlık koyabiliriz. İkinci başlığım ressamdan öğütler. Şiirde ünlü ressamın resim sanatıyla ilgili verdiği öğütler olduğu için böyle bir başlık koyabiliriz. Altıncı etkinlik metnin konusu. Bir ressamın resim sanatıyla ilgili görüşleri. Ana fikrimiz resim sanatı da diğer sanatlar gibi belli kuralları olan bir sanattır. 232'ye geçelim. Yedinci etkinlik metinle ilgili sorular. Ressam neden çocukların yaptığı resimlere bayılıyor? Ressam çocuklar çok özgür çalıştıkları ve bir şey yapmaya çalışırken başka şeyler ortaya çıkardıkları için çocukların yaptığı resimlere bayılıyor. Ressam en çok neye kızıyor? Ressam en çok resim yapılırken cetvel kullanılmasına kızıyor. Ressam resmi düzeltmek yerine neyin yapılması gerektiğini söylüyor. Ressam resmi düzeltmek yerine yenisinin yapılması gerektiğini söylüyor. Ressama göre kaç tane renk var? Ressama göre milyonlarca renk var. Resim çizerken siz nelere dikkat ediyorsunuz? Ben resim çizerken öncelikle resmimin dikkat çekici olmasına dikkat ediyorum. Varlıkların yakınlık uzaklıklarına göre çizimine ve renk kullanmaya dikkat ederim. 8. etkinlik. Oyuncu tiyatro ile yaşayan kişidir. Marangoz ağaca şekil vermeye sevdalıdır. Kedi yumuşacık bir pufuduktur. Pazartesi pazara gider şeklinde cümlemizi yazdık. 9. etkinlik metni özetleyelim. Ünlü ressam çocukların yaptığı resimleri çocuklar özgür çalıştıkları ve yaptıklarından başka şeyler çıktığı için çok seviyormuş. Ressam resim yapılırken cetvel kullanmaya çok kızıyor. Çizilen şey yamuk bile olsa cetvel kullanılmamalı diyor. Resmi düzeltmektense yenisini yapmayı tercih ediyor. Bir şey doğada nasılsa o renkte boyanmalı diyor. Ressamın renklerle yaşayan kişi olduğunu söylüyor. Dünyadan ve ülkemizden üçer ressam söylüyor. Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan ressamın İtalyan belliğinin olduğunu söylüyor.
Sayfa 233'e geçtik. Çizgi ve rengin gücü. İnsanlar duygu ve düşünce hayallerini farklı şekillerde ifade ederler. Kimisi bunu sözcüklerle, kimisi ezgili bir şekilde, kimisi bir heykelle, kimisi de çizgi ve renklerle ifade eder. Kimisi duygularını genellikle yazdığı şiirlerle ifade eder. Kimisi bir durum karşısında hemen şarkı söylemeye başlar. Bazı sanatçılar ise kendisini yaptığı resimlerle ifade ediyor. Gerçekten de en çok güzel ve gerçekçi resimler yapılıyor. Ressam tuvalin başındayken, fırçası ve paleti elindeyken bambaşka birisi oluyor. Sanki dünyadan kopup ayrı bir alemde yaşıyor. Sadece ressamlar diye sanatla uğraşan herkes için uğraştığı sanat dalı bir yaşam biçimidir. Onları hayata bağlayan bir sanattır. Resim sanatı bireylerin içsel dünyasını keşfetmelerine ve ifade etmelerine yardımcı olabilir. Sanat duygusal bir terapi ve kendini ifade etme aracı olarak kullanılabilir. Ressam tuval üzerindeki renk ve hatları kullanarak içsel dünyasındaki karmaşıklıkları dışa vurur ve izleyicisiyle paylaşabilir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.